hanımlar beyler hoş geldiniz. Ne haber? İrem Elvacıoğlu. Şu an hattımdan olmuş şu İrem ablamız. Şarkamdan böyle işte. Ya günlüğüne yazabilirsin. Şu anda mı ağlıyorsun ben? Kardeşleri var bunların onlar o da. Geçmiş olsun. Ben bir şey gitmeyeceğim. Bu iş böyle ya. Böyleydi çünkü şarkısı. Güzel söz hak etmez miyim ben de? Hani filmlerde oluyor ya, senin için geçmiş fark etmez miyim söyle? Ama insan bazen İstiyor işte. Niye böylesine duvar duvar duvar? Sana yol derdim de benim için yanar. Niye böylesine duvar duvar duvar? Buna bir son derdim de benim için kanar. Seni benden daha hakikatle kim sevecek? Söyle neden kısıyorsun sevginden? Zannetme yüzlerce kez yeniden dünyaya geleceğiz. Sev beni, niye böylesine duvar duvar duvar? Sana yol derdim de benim içim yanar. Niye böylesine duvar duvar duvar? Buna bir son derdim de benim içim kanar. Niye böylesine duvar duvar duvar? Sana yol derdim de benim içim yanar. Niye böylesin de duvar duvar Sevgili izleyenler, Bolu'da iki öğrencinin açtığı erotik shop aynı gün Bolu'da böyle şeyler kabul görmez. Milleti böyle provoke etmeye gerek yok diyerek mühürlenmiş. Zaten dünyanın hiçbir yerinde şişme kadınlar ya da vibratörler halkın yoğun desteğiyle satılmıyordur diye düşünüyoruz. Ama millet böyle bir shopla nasıl provoke olma tehlikesi geçirdi onu bilmiyoruz. Geceleri kırbaç sesinden uyuyamıyoruz diye protesto yürüyüşü mü yapıldı? Ya da komşunun benden renkli bir seks hayatı olmasını kabullenemiyorum diyerek valiliklere dilekçeler mi yazıldı? Ne oldu da halk kötü etkilendi? Rahat bıraksanız efendim çocukları. Onlar da milleti mutlu ederek harçlıklarını çıkarıyorlar. Efendim erotik shopta satılan ürünleri az çok hepimiz biliyoruz. Bu ürünler zaten insanları provoke etmek, tahrik etmek için tasarlanıyor. Belli ki erotik shop başarısız bir girişim olduğu için değil, işini çok iyi yaptığı için mühürlenmiş. Sevgili izleyenler, yurt eksikliği ve fahiş ev kiraları yüzünden parklarda barınmaya çalışan öğrencilerimiz için KYK'dan yatak hamlesi geldi. 3 kişilik odalara 4. bir yatak atılarak sorun çözülecekmiş. Vallahi muhteşem çözüm. Bu çocuklar da biraz fazla abartıyorlar sanki. Ya illa oksijen almak isteyen varsa bahçeye çıkabilir sonuçta. Hatta düşündükçe insan bir sürü alternatif bulabiliyor. Bir kere dönüşümlü uyuyabilirler. 8 saat 4'ü, 8 saat diğer 4'ü ya da uyku bölünmesin dersek çocukları kıçlı başlı yatırabiliriz. Böylece tek seferde 8 kişi sığabilir. O olmaz derseniz yurtta kaşık, cihanda barış diyerek çocukları kaşık pozisyonunda da yatırabiliriz.
Hem birbirleriyle olan bağları kuvvetlenir. Yağmura, soğuğa rağmen geçici bir çözüm için değil de hem kendileri hem de sonra gelecek kardeşleri için kalıcı bir çözüm için direnen tüm üniversiteli arkadaşlarımızın yanındayız. Haberiniz olsun. Efendim, yepyeni bir geçiş garantili bebeğimiz oldu. Çanakkale Köprüsü. Allah müteahhitli ihaleli büyütsün inşallah. Yıllık 16 milyon araç garantisi de doğum hediyesi olarak verilmiş. Artık İzmir, Çanakkale nereyi nereye bağlıyorsa o civarda yaşayan vatandaşlarımıza büyük bir görev düşüyor. Çünkü biz de sizin için Osman Gazi Köprüsü'nden geçip geri geliyoruz. Sırf garantiyi dolduralım diye. Ücreti ise 15 euro olarak belirlenmiş. Çünkü ücreti TL yaparsanız hem canınız sıkılıyor hem de sürekli kurla beraber oynuyor. O yüzden yetkililerimiz sadece 3. dünya ülkelerinde işe yarayan kur hipnozu taktiğiyle bizleri pışpışlayarak yataklarımıza yatırmaya uygun buldular. Neden? Çünkü biz düşünemiyoruz. Para cinsine bakmadan sayı kulağa küçük gelince hemen razı oluyoruz. Vallahi bizim gibi muhlis halk bulunmaz ha. Öpüyoruz kendimizi sevgili izleyenler. Efendim, bu hafta bayraklarımızı astırıp asılı bırakacak bir olay yaşandı. Olimpiyatlarda hedefi tam 12'den vuran milli okçumuz Mete Gazoz'a dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho son kitabı olan Okçunun Yolu kitabını ithaf etti. Ağlamıyoruz efendim. Gözümüze Latin Amerika edebiyatının en büyük yazarlarından birinin jesti kaçtı. Mete kardeşimizi de tebrik ediyoruz. Başarısı tüm dünyaya ilham vermeye devam ediyor. Bize de bir alışveriş listenizi falan adayabilirseniz Sayın Coelho, vallahi çerçeveletir, şuraya bir yere asarız. Efendim, biliyorsunuz Nirvana'nın efsane albümü Nevermind bu yıl 30. yaşını kutladı. Avustralya'da bir Nirvana hayranı bunun şerefine albümün üzerindeki meşhur bebek fotoğrafını bisiklet rotasıyla çizerek kutlama yapmış. Bayılıyoruz böyle halleri sosyal haklarına denk olan ülke vatandaşlarına. Keşke biz de böyle ılık götlü ülkelerde yaşasaydık ama onun yerine gerçek manada hayat mücadelesi verdiğimiz bir coğrafyada olduğumuz için olmuyor. Ortam olsa biz de yaparız yani efendim, çünkü bizde de dünya kadar 20. 30. yılını dolduran albüm var. Bakın mesela Ümit Besen'in Takarak Aşk Kanadını Yakında Geleceğim isimli albümü 39. yaşına girdi. Bisiklet rotasıyla ülkenin üzerine şöyle devasa kanatlı bir Ümit Besen imgesi çizilse fena mı olur? Ülkede ne dert kalır ne tasa sanki yani. Belki, ne bileyim. Efendim, Antalya'da öğrenci yurdu yapmak için teşvik alan şirketin yurt yerine 5 yıldızlı otel yaptığı ortaya çıkmış. Güya yurt olarak yapılan yapıda 2 havuz ve 3 bantlı su kaydırağı bulunuyor. Cidden öğrenci yurduna aqua park mı yapıyorlar diye soran olmadığı gibi biz bu şirketin yurt fiyatlarından da haberi olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü 5 yıldızlı otel yerine yurt yapsa hem odaları aynı fiyata kiralar hem de kışı off sezon geçirme. Lütfen bu dediğimizi bir finans tavsiyesi olarak almayın. Aslında demek istediğimiz hashtag barınamıyoruz. Son 2 senedir popülerliğini kaybeden artık yüzüne bakmadığımız eski bir tanıdık kapımızı çalmaya hazırlanıyor. Grip. Bildiğimiz good old dümdüz grip. Sonbaharın gelmesini, havaların bir öyle bir böyle olmasını ve artık fanila giymekten utanmamızı fırsat bilen grip listelere hızlı bir giriş yaptı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alper Şener grip vakalarında artış olmasını beklediklerini açıklamış. Toplumda küçük fış taşısı yaptırmanın gribe karşı da koruduğuna dair yanlış bir algı oluştuğuna dikkat çekiyormuş Sayın Şener. Küçük fış yaptırmış olsanız bile grip aşısını mutlaka olmamız lazım demiş. Bir süredir yoktum demişler ki öldü, şimdi yazsınlar kral geri döndü diyen düz gribe bu zorlu yolda başarılar diliyoruz. Efendim, su ve besin kaynaklarının tükenmesi ve küresel ısınma bizi yeni yollar bulmaya zorluyor. İsrailli bir firma bunu düşünüp böcekleri yemeye başlamamız gerektiğini öne sürüyor. Aromalı çekirge şekerlemeleri üretmeye başlamış. Firmanın CEO'su enerji barından burgere ve falafele kadar genişleyen ürün gamıyla böceklere dair yerleşmiş bu ön yargıyı değiştirmeyi umuyor. Bir kez daha kahrolan veganları hadi bir kenara bırakıyoruz. Çileleri bitmiyor zaten de. Yarın öbür gün protesto hakkını kullanmak isteyen dayılarımız ne yapacak? Litre litre kolaları, gazozları yerlere döküyorlardı ne güzel. Seyir zevki yüksek bir etkinlikti. Şimdi kızgın dayıları terlikle böcek yakalarken izlemek aynı tadı vermeyecek diyoruz ve bu hafta da Zülfiyar'a dokunmadan edemiyoruz. Sevgili izleyenler, Türkiye'nin ilk altın plak ödülünün sahibi, 600'ü aşkın kaset ve plağa imza atan, 300'ün üzerinde şarkı bestelemiş, sanatı, karakteri ve duruşuyla klasik Türk müziğine damgasını vurmuş sanat güneşimiz, Zeki Müren'i vefatının 25. yıl dönümünde ve Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanlığı döneminde kendisine teklif edilen devlet sanatçısı unvanını, herkes bu devletin sanatçısı diyerek kabul etmeyen abdallık geleneğinin son efsanesi Neşet Ertaş'ı, vefatının 9. yıl dönümünde anıyoruz ve yıllardır söylenen bir özlü sözle bitiriyoruz.
Bir dublemiz vardı. Onu da yol yaptılar. Hanımlar, beyler, serbest vuruş bitti. İrem Elvacıoğlu. Ne haber? İyi, sen ne yapıyorsun? Ne yapayım işte ya? Çok heyecanlıyım. İyice vallahi heyecanlandırdın. Gelmek ve gelmemek arasında ben kaldım aslında. Pislik yaptım da. Ya merak etme, çok iyi olacak falan diye çıktım. Onu öyle bıraktım. Sen Almanya'da doğmuşsun. Evet. 2 yaşında da Türkiye'ye gelmişsiniz. 1,5-2 gibi. Ama Türkiye'ye geldikten sonra da durmamışsınız. Ankara, sonra Malatya, sonra Erzurum galiba. Sonra şöyle, önce Erzurum, sonra Ankara, sonra Malatya. Ondan sonra tekrar Ankara. En sonunda İstanbul. Evet. İstanbul'a ailenle mi geldin yoksa? Ben tek geldim. Tek geldin. Ankara'da. Ankara'da. Final aynen, Ankara'da hala yani. Ankara'da aynen. Ankara'da okudun yani sen. Evet. Liseyi mi seyip İlkokul. Bir kısım Ankara, bir kısım Erzurum, bir kısım Malatya. Sonra tekrar Ankara. O yani çok, hiç öyle bir tabii, belli asker başlı ailesi olunca yani çok acayip yok oluyor. Peki o zamanlar yaşadığın oralardan falan arkadaşın var mı hiç? İster istemez aslında o kadar çok arkadaşın kalamıyor ama Instagram, sosyal medya sağ olsun birçoğuyla tekrar böyle bir araya gelip konuşmaya başladık. Evet. Hatta Ankara'dayken Malatya'daki arkadaşlarımla bir buluştum. Bir şekilde Ankara'ya gelmişler, okumuşlar, orada kalmışlar falan böyle. Hani arada buluşuyoruz, telefondan konuşuyoruz. Görüşüyorum aslında yani. Sadece tabii ki sabit arkadaşın olur yani. Böyle çocukluktan net hani işte biz beraber doğduk ve büyüdük diyebileceğim hiçbir arkadaşım yok. Hepsi belirli bir yaşa kadar birlikteyiz, sonra bir onlar gitti ya da biz gittik, sonra bir daha bir araya geldik gibi bir durum var. Yani hepimizde kesik arkadaşlıklar var. Evet ama o sen onu şey diye tarif ediyorsun, yani çok gezdiğin için öyle olduğunu düşünüyorsun. Benim de yok, ben o kadar gezmedim. ben, tabii yani, beraber olsaydık belki şu an arkadaş olamazdık. Evet, yani belki de. Bir kısımda öyle arkadaşım da var çünkü. ben galiba çok o tanımın ortasında yani oturdum. Hayatımın sonuna kadar biz arkadaş kalacağız bilmem ne dediğim ama şu anda asla görüşmediğim. Kan kardeşlik falan yaptınız mı? Yok öyle şeyler yapmadım. Bizim zamanımızda vardı. Var mı kan kardeşi olan? Ben bayağı kadayıf oldu demek ki benim. Acaba vurdun kadayıfa mı? Ya babanın mesleğinden dolayı aslında çok küçük yaşta büyük bir gerçeklikle büyüyorsun. Ve bir savaştan falan haberin olan bir dünya senin için, çocukluk öyle geçiyor diye şey yaptık. Ya, bildiğin bir şey yani. Aslında şöyle bir durum. Tabii ki sadece şunu bilemiyorsun. Bugün selamlaştığın bir insan eğitim uçuşunda şehit düşebilir. Yani çok tanıdığın, günaydın dediğin ya da başka bir görevde başka bir şey başına gelebilir. O yüzden evet daha gerçekçi bir şeyle büyüyorsun. Hı hı. Ama onun dışında babamın yaptığı meslekten dolayı gezme kısmı dezavantaj olarak değil avantaj olarak görüyorum. Çünkü çok işime yaradı. Çok fazla insan tanıdım. O yüzden mesela hani o şeydir ya böyle yabancı bir yere girdiğinde biraz zorlanırsın. Hı hı. Hani şimdi ben nasıl tanışacağım bu insanlarla, kaç yaşıma geldim falan. Bizde artık öyle bir algı kalmıyor. Çünkü herkes öyle. Evet. Gelen herkes bir yerden gelmiş. Yani işte atıyorum biri Balıkesir'den gelmiş, biri işte Antalya'dan gelmiş. Biri Diyarbakır'dan gelmiş ya, hepimiz toplama kampı gibiyiz yani, bir yerden gelinmiş. O yüzden hiç kimsenin net bir kimliği yok. Çok çabuk alışıyorsun hani bu duruma. Yeni yerler keşfediyorsun, yeni insanlar keşfediyorsun, yeni bir kültür öğreniyorsun. Peki bu yani bu çocukluğunda bu kadar gezmen ve bu az önce bahsettiğin şeylerle karşılaşma, yani bugün sabah selamlaştığın birinin ertesi gün şehit olma ihtimali falan, seni daha gerçekçi biri yaptı mı? Böyle bir etkisi oldu mu sende? Ya bence oluyor ister istemez. Yani bazı şeylerde mesela evet çok duygusal bir yapım olsa da bazı yerlerde aşırı gerçekçi bakıp böyle hani daha analitik kararlar veriyorum. Hani onu mantığa oturtturup böyle çünkü bunun böyle olması gerekiyor gibi bir şeye oturtturuyorum ve daha ketum bakıyorum o tarz şeylere. Bence bu çocukluktan gelen ve hani bu gerçekçilikten kaynaklanan bir durum diye düşünüyorum. Olabilir. Çünkü çok çabuk bir gerçek hayatın içine oturuyorsun. Evet. Yani bir anda kendini öyle bir yerde buluyorsun. Peki senin ailen nasıl karşıladı oyunculuk isteğini? Hiçbir şey demediler. Babam hep destekti. Ya. Evet. E peki yani bir altın bilezik falan diyen olmadı mı? Hiç demedi. Allah Allah. Çünkü ben babamın karşısına gidip çok net bir şekilde
beni bugün başka bir okula gönderirsen giderim ama seni kandırarak giderim, okula gitmem. Kaçarım okuldan. Sen okula gittiğimi zannedersin ama gitmem, ben konservatuvar okumak istiyorum. Şantaj yaptın babana. Şantaj yapmadım. Gerçekten ne yapacağımı söyledim. Çünkü ben hep babamla ve annemle hep böyle bir iletişim oldu. Hani bir şeyleri saklama gereği duymadan, hani neyse hissettiğim onu söyledim. İşte atıyorum okulda kavga ediyorsam akşam şey diye geliyordum ya. Ben okulda kavga ettim. Okulda kavga yani, mı ediyordun İrem? Ediyordum yani, ilkokulda falan ediyordum yani. İlkokulda. Evet, lisede nerede okudun sen? Ankara'da okudum. Önce çünkü Ayrancı Lisesi'nde, sonra Tınaztepe Lisesi'nde okudum. Tınaztepe neredekiydi? Lojmanda. Lojmanda. Siz nerede oturuyordunuz? Ben Oran'da, Ankara'da ha, Oran'da. Sen yukarıdaki tarafta MSB oturuyordun. MSB Lojmanları'da. Ben Antep Lisesi'nde okudum. Öyle mi? Da, tabii, o yüzden Ankara'da büyük bizim. Flört ederken karşındaki kişiden sıkılıp bir anda ortadan kayboldun, oldu mu? Oldu. Telefonlara bile cevap vermedim ama söyledim giderken bu arada. Ne? Bu beni çok net son görüşün diye söyledim. Aa. Yani. Ne yapmıştı? Sohbetimiz sarmadı. Evet, yani o başta tanıştığım cool'un içinde olmayan bir durum vardı ve. Zavallı adam. Yani o anda bak gerçekten puf diye yok olmayı çok istedim. O anda olabilsem o sen anda cool, onu yapardım. Cool sanıyordun ve sohbet ederken yazık ya. Yani benim için o anda böyle bir şeyler anlatırken falan şöyle bir şey oluyordu yani. Ve devamlı gülüyorum. Allah'ım ne zaman bu son bulacak falan. Aa. Ve ona dedim aslında ama o inanmadı. Yani böyle mesajlar atmaya falan çalıştı. Ah, asla kızım, cevap vermedim. Peki yetişkin bir yaşınız yetişkin, var. Yetişkin. Ha. Yani daha çünkü kötü oluyor, bu oluyor. Keşke çocukken olsaydı. Yok yani ama şey, ben yani çok üzülüyorum böyle şeyler duyunca. Çünkü insan yapabiliyor çok heyecanlanınca. Yok, o çok heyecandan falan. Ya ilk şeyde olsa, ilk karşılaşmamızda, ilk sohbetimizde olsa olabilir hani. Hani ha, o öyle anlık değil, şey ha, değil. Ha. Sonra devam eden bir kısımda olunca. Ha, sen de fırsat vermişsin. Verdim. Önce çok gayet şeydi. Cool'du. Cool'du. Sonra ve sempatikti bir saldı falan. Kendini. Başka bir adam çıktı içinden. Aa, böyle şey Beyza'nın kadınları gibi belki oldu bir anda. Gizli gizli dinlediğin ama ay ağzıma takıldı ya dediğin bir şarkı var. Doğuş. Hı? Uyan, 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 gönlüm uyan, dayan, 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 ruhum dayan, seni de bir gün severler. Arkadaşlar bir dakika, kötü sabah programı gibi olmayalım. Yani aynı tona anında çıkmamız mümkün değil. Bırakın söylesin. Biliyor musunuz şarkıyı? Ben bu şarkıyı dinlemeyi çok seviyorum. Ama çünkü sen şu yüzden sete giderken hiç mesela enerjisiz kalkıyorum bazen. Aslında hep full enerji giderim ve ben enerjisiz gittiğimde herkes şöyle olur. Senin bir şey mi var? Yani çünkü hiç çalışmalar. Çünkü ben sete günaydın falan diye giriyorum. Ay. Herkes uyanmak zorunda. Full böyle şeyin içinden, ne denir o, karavanın içinden böyle müzik sesi vuruyor. Çünkü ben sabah uyanıyorum. Klima işte 18 derecede falan böyle. Hani tamamen buz gibi. Çok işte iyi. Büyük aa, bir müzikle falan böyle hani inanılmaz keyifle başlarım. Çünkü bence bu enerji İşte benden sana, oraya öyle aktarılıyor ve bence güzel bir ortamda çalışmalıymışız gibi düşünüyorum. Uyanamadığımda hemen bu şarkıyı açıyorum. Bak gerçekten o kadar keyifli oluyor ki. Sevgilinin günlüğünü bulsan okur musun? Okumam. Ya, telefon da hep yanımda oldu ama hiçbir zaman merak etmedim. Işığın değişmesini bile bekleme daha. Okumam. Okumam. Okumaz mısın? Okumam. Neden? Benim bilmemem gereken bir şeyler yazmış olabilir. Mesela senin bilmemen yani, gereken ailevi bir şey olabilir ve benim gerçekten bilmiyor olmam gereken bir şey olabilir. Ben bunu bilmiyormuş gibi davranamam. Ben hiç böyle bir insan değilim. Evet. Ben onu bir yerden sonra benim sana bir şey anlatmam lazım diye söylemem lazım. Ben onu içimde o kadar uzun tutamam. Allah Allah. Okuyan var mı? Sevgilinin gün sevgilisi. Telefonu karıştıran var mı? O vardır ya. Ben de isim taraması var direkt. WhatsApp'a girip adımı yazıyorum. Bakıyorum, benim hakkımda ne konuşuyor? Ben ama mesela benim hakkımda olmayan şeyleri okumuyorum bu sayede. Sana helal olsun. Ben adımı yazıyorum sadece. Müthiş. Bakayım aşkımı kime demiş. Bak, hemen bak onlar da aramış. İnsanların sen sormadan verdiği ve duymaktan bıktığın bir tavsiye var mı? Yani eskiden çok vardı. Eskiden vardı. Şimdi dinlemediğimi fark ettikleri için artık tavsiye ver. Peki en çok aldığın tavsiye nedir eskiden? Eskiden işimle alakalı. Ya bence başka bir şey daha yapabilirsin. İşte o altın bileziği ben babamdan duymadığım
kadar başka insanlardan ha. duydum. Ama hep böyle tepkisiz ve az önce bahsettiğim hani o dıt var ya. Hı hı. O hep bende hep çalar belirli yerlerde. Aşık olduğunda ponçik oluyormuşsun. Gerçekten de ponçik gibi birine benziyorsun ama ponçik ne? Öncelikle. Hayata hep böyle bakıyorum. O bir süre ya, hayata hep bütün bakış açım böyle. Aa. Hani şey vardı ya eskiden. Reklamı. İşte ferahlık, evet. temizlik falan diye böyle bir şarkı söylüyordun. Sen mi söylüyordun? Böyleydi çünkü şarkısı. Evet. Tam öyle oluyorum. Herkese selam veresim geliyor. Günaydın aşık çiçekçi teyze. Günaydın aa. Sana da mağazadaki kadın. Ponçik ponçik. Arkadaşım İrem Hanım bayağı film karakteri. Bu o zaman sıkça aşık olun inşallah da. Aa İrem geçiyor falan deriz. Kesin öyle oluyor. Yapamıyorum ki yani içimde yapıyorum ama dışa vuramıyorum deli derler diye. Ay yok canım aa. Artık diyecekler zaten bence dışa da bu. İlgilenmediğin biri sana yaldır yaldır yürüyorsa nasıl başından savarsın? Keşke arkadaşım olsaydı da anlatsaydı. Ben inanılmaz bir domuz kesiliyorum. Gerçekten. Yani daha hani başka bir soru soramazsın bana. Ya şöyle şeyler falan yapıyorum işte. Atıyorum saat kaç diyorsun mesela? 3. Ha bir dakika. İşte yanında biri var mı? Evet. Suratıma bu ifade oturuyor aslında. Ama cevap da veriyorsun. Veriyorum ama inanılmaz domuz bir yerden veriyorum. Yani hani ben hala soruyu sormasına şaşırıyorum çünkü hani o evetten sonra ben olsam sormam. Evet. O cesaretiyle sorup hala bu domuz suratla devam ediyor olması yaldır yaldır beni şaşırtıyor. Yürüyor 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 sonra bu saat ifade. Kaç diye mi soruyorsun? Hayır mesela atıyorum. Anladım. Anladın atıyorum mı? Yani tamam başlangıç daha o... böyle başlıyorum zaten. Ha. Merhaba evet İrem. Aa. Falan diye başlıyorum. Hani hiç Berba. İstemiyorum ya onu anladım çünkü. Belli yürüyecek o. Hiç istemiyorsam... Ha sen önden kesiyorsun tabii tabii zaten. Ben önden başlıyorum zaten. Hemen o domuz modumu giriyorum direkt. Bir de yürüyeceğini anlıyorsun. Sen bence çok belli istersin. Ediyorlar. Öyle mi? Bence aşırı belli ediyorlar. Ya anlamıyor musunuz? Size soruyorum. Çünkü sen bu işlerden anlayan birine benziyorsun. O kesin bilir bak. O arkadaşı, şey erkek arkadaşının... Telefonundan WhatsApp'ına adını yazıp bakıyorsa kesin bilir. Ay inanılmaz kız. Asla gösteremeyeceğiz. Bence buradaki kadınların hepsi bir erkeğin yürüdüğünü daha gelişinden anlar ya. Anlar mısınız? Twitter favlarından. Bak bak gördün mü ben o gülüşü Twitter... tanıyorum. Favlarından anlar. Twitter falı. Favlarından. Hanımefendi siz anlar mısınız? Yani mi? Siz hanımefendi. Anlarız ya anlarız. Siz de anlarsınız. Siz mali müşavir hanım. Ekin'in annesi hanım, siz anlar mısınız? Bu ne yıllardır bize... Aydan hiç anlamadım. Öyle değil mi arkadaşlar? Erkekler bir şey değil. Yani genelde kadınların genelde söylediği şey bu değil mi? Ay ben hiç anlamıyorum yüreğini. Trik yani. Trik. Bütün 42 yıldır benimle İşi dalga bileceksin, işe gitmeyeceksin işte. Öyle bir şey. Ümraniye hattından dolmuşçu İrem ablamız bizlerle. İşim canışa gitmeyeceğim. Bu iş böyle yani. Öfkelendiğinde yaptığını pişman olduğun şey ne? Şöyle, ben çok sabırlı bir insanım. Aşırı sabrederim, 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 sabrederim. Şaka yaparken patlarım mesela. Sen şaka yaparsın, onda patlarım. Ve en son söyleyeceğim şeyi ilk başta söylerim. Bu benim hep büyük bir pişmanlığımdır. Neden en başında sinirlendiğim zaman o tepkiyi vermedim de bu espriye kadar bekledim? Ha bir de şakayı tutturuyoruz. Hayır mesela. Ha yani böyle tamam doluyorsun doluyorsun. Eften püften bir şeye patlıyorum. Allah Allah. Gibi. Sonra da neden çocukluğumdan beri arkadaşım yok? Lütfen bir sürü arkadaşım var. Hayır benim arkadaş için çok önemli bir şey benim için arkadaşlık. Hepimiz için önemli. Bir sen yere zaten. Kadar bence artık şeyim artık öyle eskisi gibi tabii canım, olmaya çalışıyorum yani. Da hala bir takım tutuyorum ya fazla sabırlı davranıyorum. Hiçbir arkadaşınla aynı kişiye aşık olup o senden önce davrandığı için aşkını uzaktan yaşadığın oldu mu? Ortaokuldayken oldu. Sonra peki ne oldu? O çıktı. Sen de baktın. Ben uzaktan baktım. Bir de ben ayarladım. Gerçekten. Peki şimdi falan diye pardon. Şaka.
Peki şimdi yani, şimdi hiç öyle bir şeyle karşılaşmadım yani. Karşılaşmak da istemem. Ay, yani gerçekten korusun. Öyle bir şeyin içinde bulunmak ay, istemem. Tövbe estağfurullah. Yetişkinlikte gerçekten... Yani hadi o ortaokuldaydı. Evet. Psikolojimi etkilemiş midir bu günümden? Kesin, travma ya, hay Allah. Paylaşımlarına gelen yorumlara çok dikkat ediyor musun? Eskiden çok dikkat ediyordum. Hatırladığın yani, en kötü yorum ne? En kötü yorum... Çok çirkinsin, senden nefret ediyorum, fotoğrafta iğrenç çıkmışsın. Tek bir kişi yazıyor bunu. Ben de durdum dayanamadım çünkü gerçekten bu profili çok merak ediyorum. Bu profilden çok fazla var artık. Altına şey yazdım. Ben de senin gibi insanları çok merak ediyorum. Bize anlatmak ister misin? Sevmediğin birini takip edip ona nefret ettiğini söyleyip onun bu fotoğrafında çok iğrenç olduğunu söylemek nasıl bir his? Ve sana ne yaratıyor? Ben bunu çok merak ediyorum açıkçası diye yorum yazdım. Cevap geldi mi? Hayır. Aa. Çünkü bir de beni sevenler altına aynı şekilde döşemeye başlayınca tabii, muhtemelen buna cevap yazmak istedim. O şey ya çünkü... zaten muhtemelen senin onu fark etmen için yaptığı bir şey. Nefret ettiğin ama canım cicim dediğin bir partnerin oldu mu? Bence bunu herkes biliyor. Bence yeterince dürüsttü, sizce de öyle miydi? Senin de iki tane kedin var değil mi? Evet, lokum ve çörek. Lokum ve çörek, evet. Yo, ben arkadaşlarımı direkt uyarıyorum. Arkadaşlar lokuma çok yaklaşmayın. Bu sağ solu belli olmaz. Onun bir köşesi vardır, hiç oraya oturmayın. Çörek daha tatlı bir çörek, arkadaşımız. Gevşek. Yakalarsan seversin. Efendim? Asla gitmez. Ne yapayım? Yakalarsan seversin. Kaçıyor. Aynen. Çok korkuyor. İnsandan korkuyor. Benim bir arkadaşım kedisi vardı. Hı-hı. Bu gri ve atletik kedilerden. Gergin bir hayvandı. Böyle bir uzak uzak gezerdi. Yani onu da pek işte yanaşmazdı. Yakalarsan seversin falan geyikleri onda da vardı. Bir gün onunla dalga geçiyoruz evde. Yani işte biz kanepede oturuyoruz. O da etrafta takılıyor. Ha şuna bak falan filan bir şeyler yaptık. Abartmıyorum. Ben kanepenin, böyle ikili bir kanepe düşünün. Ben sağ tarafındayım. Sol tarafında arkadaşım oturuyor. Kedi o kolçağa sıçradı ilk önce. Yavaş yavaş geliyor böyle. Arkadan geldi. Biz hala onunla dalga geçiyoruz ama. İşte mal ya, kedi ya işte şey oluyor falan. Geliyor, geldi. Şöyle yaptı. Bam! Buna benzer benim de bir hikayem. Ağzıma oturttu abi. Ve yani tırnak mırnak çıkarmak yok yani. Ayıp ettiğimi bana anlatmaya çalıştı. Pat diye koydu. Sonra pıt pıt geldi bu taraftan indi gitti. Benim arkadaşımla şimdi kedimin lokumun. Hı. Zaten adıyla yaşasın diye lokum koydum adını. Ama lokum bir tek bana lokum. Bir gün böyle bir arkadaşım kucağında oturuyor. Hafif de gözümde böyle bir şehlalık var lokumun. Böyle hafif kayık. Biraz da dişlek. Hı. Ama çok sevimli. Benim için çok sevimli yani o. Mesela böyle... Yatıyor kucağına, böyle yaptı. Sen ne kadar çirkinsin ya. Senin bir kere gözlerin şaşı dedi. Bak şunu duydum. Aa. Bam diye bir patlattı suratın noktasını. Ve o her geldiğinde ona hep götünü dönerek oturdu. Ay hak etmiş. Çok uzun bir süre yani böyle 1,5-2 sene boyunca. O geldiğinde böyle hemen köşesine geçip ona hiçbir şekilde muhatap olmuyordu. Sen hep uzun soluklu işlerde çalışmışsın gibi bir durum var. Yani Behzat Ç., Güneşin Kızları, Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi, Sen Anlat Karadeniz. Hepsi de bayağı da izlenen işler bunların hepsi. Sen nasıl buluyorsun bu kariyer çizgisini? Behzat Ç. Ankara'da çekilirken ben öğrenciydim ve hani böyle küçük bir rol olarak girmiştim. Hı hı. Hani bölümde bir oyuncu olarak girmiştim. Muhteşem Yüzyıl buraya geldiğimde yaptığım ilk işti. Hı hı. Ve hani başka bir işle görüşürken ona dahil olduğum, yine yardımcı oyuncu olarak devam ettiğim bir işti. Sonra orada bir rol verildi bana daha sonrasında hani içinde ve ona öyle devam ettim. Aslında hani evet çok büyük bir şeyin içinde ben onların içinde çok kısa yer aldım. Ama benim için çok büyük katkısı var tabii ki hani çok iyi bir... Projenin içinde hani küçük de olsa oynamak istersin ya bunların hepsi, hı hı, benim için öyle gerçekten. Ve hani Behzat Ç.'nin bambaşka bir tadı vardı. Orada hayatımda ilk defa hani birçok şeyi ilk defa görüyorum. Seti bilmiyorum çünkü ben o sırada tiyatrodayım.
nasıl olması gerektiğini bile bilmiyorum. Böyle hani acaba doğru bir şey mi yapıyorum, doğru mu oturuyorum, biri bana bir şey der mi falan diye beklediğim bir yer. Muhteşem'de daha çok hani gözlemleme fırsatımın olduğu, hani böyle kimin ne iş yaptığını, kim ne yapıyor. Çünkü çok büyük bir kadro var, oyuncu kadrosu. Arkada da bir o kadar dev bir kadro var aslında hani. Böyle sessizce hani böyle işte çalıştığın kısımlarda ve çalışmadığın, beklediğin kısımlarda oturup kim ne iş yapıyor, kim ne yapıyor gibi gözlemler yapıp hani gerçekten o işte aslında pişip kendime yarayacak bilgiler edindim diye düşünüyorum. Mesela işte görüntü yönetmeni Burak Kanbir'di. Çok severim çünkü çok şey öğrendim ondan. İşte mesela şey diyordu böyle, yakınlarım olduğunda ya da işte çekim sırasında benimle göz göze gel diyordu. Benimle göz göze gel ki doğru oturtturayım seni. Çünkü ışığı bilmiyorsun yani, ışığı nereden almam gerektiğini bilmiyorum ki. Hani doğru mu? Yüzüme gölge düşürdüğünde işte benim mi çekilmem gerekiyor, onun mu çekilmesi gerekiyor? Atıyorum mesela kameranın tarafındaki gözüne bakman gerekiyor ya bazı zamanlarda. Artık şu anda mesela o otomatik gelişiyor. Ama o zaman bilmiyorsun mesela. Oradan böyle bir bakıyordum. Birçok şeyi öğrendim. O yüzden benim şu anda olduğum yere aslında adım adım sağlam adımlarla geldim. O basamakları sağlam adımlarla çıktım. Bunlar tamamen denk geldi ama içinde bulunmaktan çok keyif aldığım şeyler oldu. İçinde bir tek Sen Anlat Karadeniz daha tesadüfi bir şey. Ve aslında bambaşka bir karakter için görüşüp Osman Sınav'a. Ya ben bunu okudum, çok beğendim. Ben Nefes'i çok sevdim ve onun audition'ını verebilir miyim? Hani söz veriyorum, beğenmezsen hani istediğiniz karakterin audition'ını vereceğim ama önce ben Nefes'inkini vermek istiyorum. Tamam dedi ve sonrasında benden sonra kimseyle görüşmediler gibi bir durum oldu. Çünkü hissediyorsun onu. Yani bence şöyle bir şey. Ya bir şey istiyorsun. Şu anda dijital bir şey de bekliyorum falan. O anda böyle gerçekten sana o taraflardan bir şeyler gelmiyor. Yani evrene bir şey atıyorum ve o bir şekilde galiba beni duyuyor ve geliyor gibi bir durum oluyor. Ben o anda hissettim, Nefes'te de hissettiğim tam olarak aslında oydu. Yani bence ben bunu çok iyi oynayabilirim hissiyatıyla. Yani o olmak istedim. Bunu ben yapabilirimle oldu. İşte atıyorum Baş Belası da öyle oldu mesela. İş bitti. Seni çok bekledim, bitti ve böyle yaptım. Dedim ki ben biraz komedi bir şey olsun istiyorum dedim ve çat diye bu çıktı. Ve içinde yer almaktan inanılmaz keyif aldığım bir, yani kısa da sürse içinde yer almaktan aşırı keyif aldığım bir işti. Şanslı bulur musun kendini? Bu tarz şeylerde öyle olduğumu düşünüyorum. Yani en azından şunu diyebiliyorum. Evet, bazen hani çok uzun süreli bir projenin içinde yer alıyorsun. Ama içinde zaman geçtikçe, çünkü bizim Türk dizilerimiz maalesef çok uzun olduğu için 140 dakika gibi bir şey ve neredeyse 130-140 sayfa kadar bir şey her hafta yazılıyor ve konu bitiyor. Ve aynı şeyleri yapıyorsun. Aynı şeyleri yaptığın için de rutine bağlıyor ve şöyle oluyorsun. Biz bunu yapmadık mı ya? Geçen hafta buna benzer benim başıma bir şey geldi bence falan gibi bir şeydi. Muhtemelen seyirci de aynı şeyi hissediyor. Seyirci de aynı şeye ve sıkılmaya başlıyor ve değiştirmek istiyor. Yani bunu yapacağına yeni bir şey ve hani o sana kan can gelen şeyi yapmayı tercih ediyorsun. Kısa da sürse demek ki bunun kaderi bu kadarmış. Demek ki yeni bir şey gelecekmiş. Yeni o merak ettiğim şeyi keşfetmem gereken başka bir şey varmış. Ve bunu keşfetmem gerekiyormuş deyip devam ediyorsun yoluna, çünkü bu devam etmen gereken. Yani bence oyunculuk aslında böyle bir şey. Keşfedip doğru bir şeyi yapmayı bulacağım ve yeni yeni deneyimler elde edeceğim bir yer. Hiçbir zaman şey diyemiyorsun, ben oldum. Olamazsın çünkü her seferinde yepyeni bir şey, yepyeni bir karakter, yepyeni bir isim, yepyeni işte geçmiş hayatı olan, yepyeni yeni hayatı olan, başka mesleklerde olan insanlarla bir araya geliyorsun. Başka enerjiler var, başka kişiler çekiyor. Başka oyuncular var. Aynı kadroyla da oynasan, aynı isimlerle oynamıyorsun. Onlar da başka şeyde. İşte atıyorum, bir anda küçük bir kasabada yer alırken bir anda kendini İstanbul'da bir yalıda buluyorsun falan, böyle topuklu ayakkabılar. Yani böyle bir şeyin içindesin. O yüzden hepsinin bence çok ayrı heyecanı var. Peki bu Sen Anlat Karadeniz'le ilgili bir, özellikle yayınlandığı dönemde işte bu içerdiği sahnelerle ilgili yoğun bir sohbet konusu oldu. Şimdi ne düşünüyorsun o sahnelerle ilgili sen? Ben hala aynı şeyi düşünüyorum. Şimdi bir gündüz kuşağı var.
O gündüz kuşağının içinde gerçekler var, haberler var, yine gerçekler var. Biz dizi olarak yaptığımızda bize tepki gösteriyorlar ama aynısının gerçeğini sabah izliyorlar. Bizse hani bir şekilde evet bunlar oluyor, sesinizi çıkartmıyorsunuz ama biz gösteriyoruz diyebileceğimiz bir şeyin içinde yer alıyoruz. Ben onu gösterdiğimde çünkü ben birebir bazı şeylerde bazen seyircilerin göremediği ya da duyamadığı şeyler yaşıyorsun. Ben o dönemde çok fazla mektup alıyordum. Çok fazla DM'den mesaj geliyordu. Çok fazla kapının önüne gelip ben buyum zaten diyen kadınlarla karşılaşıyordum. Ve bunu yaşayan zaten çokça insan var. Sen bizim sesimiz oldun diyordu. Yani o yüzden bununla karşılaşmış ve bunu böyle hissettirmiş olmak ve onun bir şekilde güçlü bir şekilde oradan çıkıyor oluşundan ben mutluyum. Hı hı. Tabii ki daha güçlü bir kadın o imajıyla çıkmasını tabii ki de isterdim. Ama maalesef senin istediğin, senin okuduğun ve bazen de işte okuyup kabul ettiğin ve bu zaten böyle gidecek işte bu böyle ilerleyecek dediğin şey 3 bölüm sonra öyle ilerlemiyor. Hani bazen seyirci tepki gösteriyor işte Twitter'da yazıyor nasıl böyle bir şeyi kabul etti bilmem ne falan diyor ya. İşte tam olarak o öyle olmuyor. Sana anlatılan bir kısım var, kabul ettiğin bir kısım var. 3 bölüm okuyorsun sonra bir bakıyorsun. Ben başka dizide oynuyorum galiba. Ben bu işe evet demedim çünkü falan oluyorsun ama o da değişebiliyor bir anda. Geliyor sana bambaşka bir hikayeyle geliyor. Sonrasında bambaşka bir şey oluyor. Televizyon gibi. Parametreleri çok evet, etkili. Yani işte atıyorum mesela diyor ki işte o reytinglerin anlık reytingleri var. Nerede yükseldiyse bazen işte diyor ki bu hikayeden devam edelim. Çünkü onların eline öyle şeyler de geçiyor. O hikayeden devam etmek istediği şey seyircinin ve benim belki de çok mutlu olmayacağım bir yer. Ama oradan geliyor. Ben ne yapabilirim ki? Bir senaristi var, bir yapımcısı var. Onu sen yani de karar vermiyorsun. Bir kanalı yani, var. Benim karar verebileceğim bir şey değil. Evet, sinir krizi geçiriyorum. Pasif agresif şeyler sergiliyordum mesela böyle. Senaryo geldiğinde ben çok çirkin bu falan diyeyim böyle. Ama bu pasif agresif diyeyim sadece burada kalıp. Evet, çok hazırım. 3-2-1 kayıt diyebiliriz. Klimayı 18'e alıp müziği açıp bangır bangır. Tabii. Kimle dolap kurmak istediğini soruyoruz sevgili İrem'e. Bakalım ilk seçenekler şunlar. Öykü Gürman'la mı dolap kurmak istersin yoksa Cemal Ünal'la mı? Cemal Bey kendisi kurar zaten bence aslında. Bence de ben vereyim Cemal'e, Cemal kursun. O zaman Cemal'le mi? Ya, evet. Cemal'le. Ben böyle kahvemi içerken Cemal'cim yalnız orası olmadı biraz yamuk oldu falan yaparım böyle. Peki Cemal Bey'le mi kurmak istersin yoksa Dilara Aksu'ya mi? Dilara ile çok eğlenceli olur Dilara. Kuramayız ki biz onu. Ama çok eğleniriz. Peki. Çünkü şu an mesela gözümün önünde canlandırabilirim. Aşkım ben bunları anlamadım ya deyip böyle kenara bırakabilir her şeyi ve gidebilir çünkü. Peki o zaman. Dilara Aksu eklemi kurramamak istersin. Yoksa Jude Law'la mı? Gözlere çok güzel de baktı be. Jude Law'la devam edeyim. Çok ben güzel mi ne baktı? Ne fenayım ya. Aşırı fena. Hemen satıyorum arkadaşımı. Daha bir tanesiyle devam edeyim. Ama sen evet biraz aşırı öyle satıcıyım. Ama alışkınız biz burada. Zaten çok arka arkaya aynı isimle devam edilmedi. Peki ama arka arkaya değil ben daha bir tanesini bile götürmedim. Hemen sattım. İşte hep sen daha dur. Ben buradaki ekip gibiyim. Hemen kendimi şey aynen yaptım. Aynen tabii. İyi olalım. En iyisi neyse hemen bak. Değil hemen mi satarız. Peki Jude Law'la mı dolap kurarsın yoksa Ulaş Tuna Aztepe'yle mi? Ulaş'cığımla kurarım. A-a. O da uzaktan böyle yapar o. O yapar. O da yapar. Ha. Bırakırım Jude ona. Jude Law da yapardı zaten. Peki Ulaş Tuna'yla mı yoksa Ben Affleck'le mi? Ulaş'la. Ay Ben Affleck'in nesini beğenmedin? Tarzım değil. Tarzın da değil. Bize biraz tarzını anlatır. Birazcık da yani gözüm gönlüm açılsın. Sevmedim ne yapayım? Çok haklısın. Doğru söylüyorsun. Ne? Ay, Jennifer sıkıntı yaratır. Ben konuşurum. Peki, Ulaş Tuna mı, Sinan Tuzcu mu? Sinancığım. Neden? Sinancığımla eğlenerek kurarız biz onu. Aynen, yani Sinan'la tabii ki de. Sinan'da öyle yeteneği var mıdır? Ulaş, Sinan, ben bence yapabiliriz bu yok, işi. Yok, birini. Birini, evet, birini tutabilirim ama yine de Sinan'ı tutuyorum Sinan'la o zaman. Sinan'la devam ediyoruz. Sinan Tuzcu mu, Bradley Cooper mı? Bradley Cooper. Nefes almıyor abi. Yani başka bir ismi duyduğu gibi alıyor yani.
Bunun ne? Yine bak eciş bücüş yani bak, olabilecek. Kimsenin kalbini kırmıyorum şu anda. Nasıl kırmıyor ya? Ben Affleck'ini kırdım bir tek. Onda haberi olmuş. Jennifer çözmüştür onu zaten. Hayır canım haberine sormaz. En çok bunu seyrediyor. Bu peki Bradley Cooper'ın kortizon kullandıktan sonraki hali. Keşke bu olmasaydı. Neyse ben hayalimde canlandırdım şu anda. O hayal evet, oradaki haliyle Allah devam kolaylık ediyor benim için. Peki Bradley Cooper mı Robert Pattinson? Bradley Cooper. Aa bunun nesini sevmedin? Bak ya. Yani bir herkes de böyle bir... Bradley Cooper senin deden ne yaşında. Ne tek bir yaşta kopar. Bir fotoğrafı var. Mim yaptılar. Bütün sayfalar paylaştı. O geliyor gözümden. Anlamadım ne geliyormuş gözümden. Anlamadım. Bir tane fotoğrafı var. Bir tane fotoğrafı var. Bir fotoğrafı var. Eşofmanlı duruyor. Çok kötü. O geliyor gözümden. Çok kötü. Beğenemiyorsun. İnşallah benim öyle bir fotoğrafım gelmez. Robert'ın da çilesi. Benim de böyle bir şey söyleyeceğim. Benim ha. böyle bir fotoğrafım inşallah sana gelmez yani. Senin yok. Böyle... Bakkala giderken de topuklu giyeceğim bundan sonra. Benim yüzümden. Bradley Cooper mı, Sebile Ölmez mi? Sebile ile yaparız ya. Tamam bak Bradley'i hemen bıraktım. Sebile'yi satmam. Sebile ile yaparız zaten beni her şey kadar. Onu da bu arada şey hemen bir YouTube videosu olarak da devam ettiririz onu. İrem'le bu dolabı nasıl kurduk? Aynen. Ekmeğimizin peşindeyiz. Sebile Ölmez mi, Elvis Presley mi? Bunu bilen biri yaptı diye düşünüyorum. Yok. Elvis Presley. Neden? Ama ben sadece oturur izlerim. Neyi? Elvis Presley'i. Yani... Dolabı yaparken oturur izler. Aynen. Evet. Çünkü o dönemde de gelmedim dünyaya gerçekten. Evet, kapısında yatardım ona. Ya izleyen var ya konseri işte onlardan biri ben olurdum çünkü. Allah'ım yarabbim. Peki Elvis Presley mi yoksa Demet Evgar mı? Ay ben herkesi sata sata gitti. Evet. Demet Evgar. Demet Evgar. Elvis Presley'i de gömdük öyleyse. Demet Evgar mı yoksa İlhan Şen mi? Çok zor. Kimseyi götüremiyorum. Kimseyi götüremiyorum. Nasıl bir açıklama be? Kimseyi bir sonraki aşamaya götüremiyorum. Daha da berbat oldu. Ben bence herkesi bir alayı bakıyorum. Oradaki kişileri gittikçe boktan bir şey söylüyor. Bir sonraki aşama dediğin ne acaba? Yani hiç biri devam edip gerçekten kuramadım evet. O dolabı fark evet. ettim. Hep başka birileri var. O dolap bir kurulmuş. Hepsinin şekli değişik dolaplar. O yüzden evin her yerine dolabı kurdum ben aslında birileriyle. İlhan Şen'i seçiyorsun. Evet. Galiba. İlhan Şen'i seçti. Ay. Ha? Çok mu güzel? Küçük bebeğim. Bırakacak zaten diyor. İlhan Şen mi, Javier Bardem mi? Hayır İlhan Şen. Neden? Aa niye? Bu atırsızı gibi adamı beğenmeyen... Biri çıktı mı sonuçta? Aa, ne beğenmiyor musun Javier Bardem? Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Allah Allah. O ses kimden çıktı? Nereden geldi? Gittikçe şaşırtıcı oluyor. Evet, Javier Bardem size kaldı o zaman. Peki, İlhan Şen mi, Kerem Bürsin mi? Aynen, tabii. Kerem beni seçmemişti, ben de onu seçmiyorum. Ya. O benimle yola devam etmemişti. İlhan'la devam ediyorum ben. İlhan'la devam ediyoruz. İlhan Kerem, Şen mi? Kerem bu sana var ya, bu sana ders olsun işte arkamdan aynen. böyle iş çevirirsin. Ya günlüğüne yazabilirsin Kerem. Herkes haddini bilecek abi. İlhan Şen mi, Ryan Gosling mi? Ryan Gosling. Son değil mi? Bu bitti artık. Daha devam ediyor mu? Sıkıldın o mu benim için şey oldu ya. Ryan Gosling'i seçtin gerçekten. Yine optik problemli bir fotoğrafıyla. Peki Ryan Gosling mi, Mehmet Ali Nuroğlu mu? Ryan Gosling. Ryan Gosling mi? Johnny Depp mi? Johnny. Hayır mı? Hayır mı? Çok mu çirkin? Bir saniye. Kaçlısın kuzum sen? Adam şimdi sen? Şu anda şey olmuş olabilir ama yani. Adamın geçmişine gittiğinde de. 1910. 18 yaşında. Umay. Eski Umay'ın filmlerini kalkın. Bir daha aç bence. Eski Fener'i bir daha aç. Ne dedin sen? Eski filmlerini bir daha aç dedi. Ha filmleri evet. Çok haklı abi. Nereden buldunuz bu fotoğrafları? Ya. Allah aşkına nereden buldunuz? Hepsini. Gidip kendi seçmiş. Johnny Depp'i seçtin ama sen. Evet. Johnny Depp mi yoksa Gerard Butler mı? Johnny Depp. Kime ama? Böyle. Gerard'ı sevmedik. Johnny Depp mi, Christian Bale mi? Johnny Depp. Johnny Depp mi, Hugh Jackman mı? Hugh Jackman. Hugh Jackman.
Hüce neden? Dolap ne? Onu da beğeniyorum. Hüce görmüş olurum işte. Hüce yine o da kurar. Aynen. Hanımlar beyler, Hugh Jackman'la kuruyor dolabını. Instagram'da bayağı ayı gibi takipçin var senin. 4 milyon küsür. Ve sen çok da böyle deli gibi de aktif kullanıyorsun diyemeyiz. Patır patır kullanmıyorsun yani. Evet. O yüzden sana Instagram kullanımınla ilgili bir şey sormayacağız. Şunu soracağız. DM'den sana nasıl yürüyorlar? Ha, bilmiyorum ki. Nasıl bilmiyorsun? Bakmıyorum, kapalı. Bakıyorsun şu an, niye söylüyorsun? Hayır, bir şey söyleyeceğim. Aa. Birkaç kere baktım. Ben öyle çok bak, yani oraya bakmıyorum. Hı-hı. Çünkü değişik şeyler de Bakalım yanında mı telefon? Hayır değil, çok akıllıyım, getirmesin. Okey. Ama değişik bir şey vardı okuduğum. Mesela? Korse markası yapan bir firma. Ha. Hamile korsesi ama. Benimle çalışmak istiyormuş. Çünkü hamile olarak başlayınca cümle okumak istedim. Hı. Devamı ne diye. Hı. Benimle neden çalışmak istediğine dair hiçbir fikrim yok. Yani belki... Doğum yaptığımı zannediyor galiba. Yok, belki şimdi yatırım diye düşünmüştüm. Şimdi dizilerde ben anneydim ya hep. Evet. Bence benim orada gerçekten... İlla ki bir doğum tecrübesi vardır yani bunu. Boşuna oynatmıyorlardır yani herhalde sonuçta... abi. Ya bu bence benim için aldığım en... Tuhaf mesaj. Her zaman böyle zaten kendin de öyle tarif ediyorsun. Neşeli, eğlenceli, yüksek enerjili falan tarif ediyorsun kendini. Hiç böyle film dışında hüngür sümük seni ağlatan bir şey var mı? Var. Bazen oynadığım karakterlerle alakalı da var. Bazen işte o çok sabrımın sonuna geldiği yerde de çok hüngür, bir anda hüngür hüngür ağlayabilirim. Ha. İşlerde de oldu mesela. Sen Anlat Karadeniz'de oldu. Hı. Hmm. Hatta Mehmet Ali ile çekiyorduk o sahneyi. Bizim bazı aksiliklerimiz oldu. Ondan sonra Batum'da çekmemiz gereken sahneleri çekemediğimiz için onu Trabzon'da çekmemiz gerekiyordu. Ve bütün böyle sahneler arka arkaya geldi. Normalde hani biz bir bölümde birinci sahneden başlayıp 98. sahneye kadar devam ettirmiyoruz onu. Hepsi farklı farklı. Mekanlar neresiyse... İşte belirli mekandan başlayıp oradaki sahneleri bitirip öbür yerlere geçeriz. Ama bu hepsi bir arada böyle arka arkaya denk geldi. O da işte benim Yiğit'le Batum'a kaçıp, Batum'dan kaçmaya çalışırken Vedat tarafından yakalandığım sahneydi. Şimdi o kadar arka arkaya oldu ki sahneyi anlatıyorlar işte. Normalde işte Batum'da bir tane Niko diye bir adam var. O bizi alacak ve Rusya'ya götürecek. Yani oraya kaçıyoruz oğlumla. Ondan sonra bütün sahnelere işte Batum'a getirilişimiz bilmem ne falan filan kısımlarını arka arkaya çektik. Bindirdiği gemiyi de çektik. Yola geldik ve Mehmet Ali'yle beraber o sahneyi çekeceğiz. İşte anlatıyorlar sahneyi. Saçından tutacaksın, arabaya bindireceksin, çocuğu ayıracaksın. Ama bir geldiler. Çünkü o sırada da o anlattığım şeyler işte bu mesajlar insanlarla falan filan çok bir arada olduğum zamanlar. Bir de Trabzon'dayım hani öyle... Normal sosyalleşebildiğimiz bir zaman da kalmıyor. Çünkü biz işte atıyorum bazen 20 saat çalışıyoruz, 4 saat uyuyup tekrar geri geliyoruz falan gibi şeyler olduğu için de çok yoğun bir tempoda nefesten ayrılmadan çalışıyorum sadece. Onu anlatırken bana bir ağlama geldi ama hiçbir şey anlatamıyorum. Yani sadece katılmaya başladım ve yani demiri bırakmak istemiyorum. O sahneyi çekmek istemiyorum. Mehmet Ali böyle yaptı. Benim yüzümden mi oldu? İnan bak bu sahneyi oynamak zorunda değil. Şu anda oynamak zorunda. Yok. Seninle alakalı değil. Gerçekten 3 saat sadece böyle bir hıçkırma, artık hıçkırana kadar ağlıyorum. Kesiliyor, kestik diyorlar. Ben hala ağlıyorum. Orada kamera tekrar kuruluyor. Diyorum ki çünkü çekelim. Ben bu sahneyi bir daha oynamak istemiyorum. Hazır bu sahne varken de duymuşsun. Bir tane de böyle arka arkaya olaylar olduğu için oldu. İşte önce ayağımı dallar çizdi. Sonra merdivenden düştüm. Sonra ayağıma tabak düştü, dikiş atıldı ayağıma. Hepsi arka arkaya ayağımın başına gelince. Arka ağlayarak ayağıma bu arada dikiş atılmadan önce ağlamaya başladım. Çünkü ayağıma tabak düştü, bir şey olmaz devam edelim dedim. Ayağımda da kalın çorap vardı. Aferin. Ben anlamadım. Sonra böyle sordular, senin ayağında ne oldu falan. Çorba dökülmüştür ya, az önce ayağıma tabak düştü dedim. Böyle çok emin bir şekilde ama. Ben o çorabı çıkarttım. Böyle çıkartır çıkartmaz kan akmaya başladı. Meğersem ayağım yarılmış. Hmm. O gözüken şey... Çorba değilmiş yani. Oo. Yeter artık bu zannetim. Beni bulacak daha fazla başıma gelir.
Hastaneye böyle gittim. Aa. Ben sete gelmek istemiyorum bir süre falan diyor. Gerçekten buna çok çok ağlamıştım. Ay, şu anda mı ağlıyordun neredeyse? Artık bunların hepsi geride kaldı, bunları geride kaldığı için. Siz İrem'in çay vakasını biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz değil mi? Ne o çay vakası ya? Biz onu böyle okuduk inanamadık olan bir tane. Şöyle, şimdi hem çok küçüğüm hem çok deneyimsizim. Şu anda başıma gelse gerçekten kıyameti koparırım ama o an... Mümkün değil ya, gelmez bilmiyorsun ki. Yani 23 yaşındayım. Bir dizi çekiyoruz. Dizide de bana şırınga ile iğne yapılıyor. Normalde sanat ekibinin kullandığı bir şaka şırıngası vardır. O şaka şırıngası şırınga tarafında bir yay var. İğneyi batırdığın gibi iğne içeri kaçar, o yay çeker. Onlar almamışlar, bulamamışlar. Normal şırınga getirmişler. Böyle biz birkaç plan çektik ama hep aramızda yani her tekte bir daha bir gerginlik oluyor hani. Hadi bu sefer yırttık. Hadi bunu da yırttık falan. Artık bitsin istiyoruz hastane. Çünkü ben de gerilmeye başladım. Çünkü benim kontrolüm dışında olan bir şey. Hani ben baygınım zaten. O bana iğne yapıyor gibi bir durum var. Son plan iki kamera. Biri detay alıyor. Biri de benim amorsumdan işte onu çekiyor. Onun yakınını çekiyor. Artık iyice gerildik falan. Dedi ki böyle üstünde de deri mont var. O yüzden de zaten çok korkuyoruz. Çünkü nereye tam olarak şey yapacağını da bulamıyor. Deri mont olması zaten çok daha korkunç bir şey. Çünkü ona sapladığımı zannedecek. Neyse işte böyle açılarını şey yapıyoruz falan. Yakın detay aldığı için de daha böyle montun içine sokmaya çalıştı. Hani okey kolunu böyle tutarsan bir şey olmuyor falan filan dedi. Tamam dedim. 3-2-1 kayıt. Konuştu bilmem ne. Böyle kolumu aldı. Ben böyle oldum. Ama hiçbir şey söyleyemiyorum. Sadece böyle bakıyorum suratına. İğne battı. Bana şırınga etti. Zaten. Hala bakıyorum. O da şokta bu arada. O da şaka yapıyorum demenin şokunda. Ama şimdi o da diyor ki bir şey battı ama ben önce deri mont zannettim. Çünkü onu öyle bir ayarlamıştık ki yani o deri monta şey yapacaktı zaten. Hani kolumdan da akmasın diye. Gözleri doldu. Benim gözüm doldu ama hiçbirimiz şey, ikimiz de şey diyemiyoruz hani. Bir saniye benim koluma battı diyemiyoruz. Kestik dediler. Ağlamaya başladı. Ondan sonra dedim ki şaka yapmıyorum. Gerçekten girdi dedim. Montu çıkarttım. Buramda böyle bir şişlik var. Biz hastaneye gittik. Ve ben şunu öğrendim. Deri altına geldiği için bana hiçbir şey olmadı. Damara gelmediği için kurtardım. Ama eğer damara gelseydi zaten ölürmüşüm. Oyuncu olmasaydın şu mesleği seçerdin dediğin bir şey var mı? Çocukken ben hep... İç mimar olmak istiyordum. Niye çocukken. Bilmiyorum. Çocukken olmak istiyordum. Allah Allah. Neden acaba? Bilmem odanın böyle öyle zannettiğim için şimdi bu bahsettiğim ilkokul 3'e 4'e giderken falan. Hı. Ben odamın şeklini falan değiştirmeyi ve böyle hani yeniden böyle bir şeyler yapmayı seviyordum. Öyle bir şey zannediyordum çünkü. Ha, öyle bir şey zannettiğim için de iç mimar olmak istiyordum. Seçkin Yavaş geliyor. Teşekkürler. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Bir yandan da hayret nasıl geldiniz? Yani ben hiçbir yere gidemiyorum. Şu anki bütçem tam kapanma dışında hiçbir hayat tarzına yetmiyor. Sadece evde sabit durabiliyorum. Evden çıkıyorum yine hiçbir yere gidemiyorum. Hiçbir yerde taksi yok. Çünkü sokakta yok, app'lere bakıyorum yok. Yani en son geçen durağa gittim. Oraya sordum. Dedim ki abi taksi yok mu? Dedi ki vallahi şu an yok. Taksiye binmek istiyorsan yola çık. Boş geçen taksilere el kaldır. Adam bana taksi vermedi. Taksi tutmayı öğretti. Bilge bir adammış. Hayat dersi verdi. Evdeyim bu aralar. Neyse kedim var. Ve hayvanları çok seviyorum. Bilmiyorum hayvanları sevmeyen var mı? Yok değil mi? Hayvanları çok seviyorum ama hayvanları hayvan olarak seviyorum. Bazı insanlar kendi evladı gibi görüyor, kendi çocuğu gibi seviyor. Bu bana açıkçası biraz fazla geliyor. Bir gün Üsküdar'da Doğancılar Parkı'nda yürüyordum. Karşıdan çok güzel bir kadın geliyor. Yanında da köpeği var. Ben de işte altımda şort, ayağımda sandalet var. Birbirimize doğru geliyoruz. Tam yaklaştık. Ben kadının güzel olmasından da
motive olarak eğildim. Ay ne şirin köpek demeye kalmadan çat diye bileğimi ısırdı köpek. Ayağım kanıyor. Ben kadına baktım. Kadın bana bakmadı. Döndü dedi ki haydut ne konuşmuştuk evde? Haydut sahiden ne konuştunuz evde yani? Biraz bahsetmek ister misin? Ayağım kanıyor da. Bir de bu olayda mağdur benim. Başrolde benim olmam lazım. Ben bir anda köpek eğitiminin bir objesine dönüştüm. Yani tenis topuyum. Isırılmış bir frisbee oldum artık. Ve evde de ne konuşulduğunu çok iyi biliyorum. O evlerde bulundum. Konuşulan şu. Hayır. Hayır dedim. Haydut hayır. Haydut ısırmıyoruz. Yani ısırmıyoruz. Kağıt üstünde çok güzel. Kadın da ısırmayacak. Haydut da ısırmayacak. Evet kadın ısırmadı. Haydut pürüzler var. Deniyor. Neyse kadın vicdana geldi. Çantasından bir tane ıslak mendil çıkardı, açtı. Bir tane çıkardı, ikinci çıkar gibi oldu, hemen onu geri itti. Yaramı gayet bilimsel bir şekilde ıslak mendille sildik. Sonra bana kartını verdi, üstüne numarası var. Dedi ki, bir şey olursa beni buradan arayabilirsin. Bir şey olursa dediği de şey, benim kudurmam. Ağzımdan salya gelmesi. Güneş ışığından ve sudan korkmam. Yani böyle bir şey olursa arayabiliyorum. Telefon jokerim var. Moralim çok bozuldu tabii. Ayağımı tuta tuta eve gittim. Sonra akşam evde düşünüyorum. Güzel bir kadın bana numarasını verdi. Ve dedi ki, kötü olursan, çok fena olursan, kudurursan beni arayabilirsin. Hayatımda kudurmam gereken belki de tek bir gün vardı. Ve ben kudurmadım. Bu aklıma geldikçe kuduruyorum. Ya işte erkek beyni maalesef böyle çalışıyor. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Teşekkürler. Ben bu kartlarda ne yazdığını biliyorum. O yüzden bir tane seyirci alacağım. Yani nefes almadan elini kaldırdı. Daha yani ben, lafını tamamlamadan ben el aynen, kaldırdı. Bir seyirci dedim, ben seyirciyim falan. Buyurun. Buyurun, buyurun. Alkışlıyoruz hanımefendiyi. Buyurun lütfen. Ay teşekkür ederim. Rica ederim. Hayal, ha, 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 şaka. Hayal buyurun. Çorabım sandalyeye takıldı. Çorabınız sandalyeye takıldı. Canı sağ olsun, hiç önemli değil. Çorabınızın canı sağ olsun. İnşallah sandalyeye çok büyük zarar vermemiştir. Sağ ol. İsminizi alalım. Ezgi. Ezgi Hanım, siz ne iş yapıyorsunuz? Öğretmenim. Ya ne öğretmeni? Okul öncesi. O yüzden elini hızla kaldırdı. Aa, çünkü alışık. Şak diye bildiği yerden geldi. Ay Allah size kolaylık versin. Çok teşekkür ederim. Ya ne kadar çok ihtiyacı varmış insanların size değil mi? Okuldan çıktım buraya geldim. Ha o iyi çok. Ezberlediği şeyi söyledi fark ettin mi? Beni dinlemedi bile. Bu bizim başımıza hep gelir. Ama oyunculukta bunu böyle yapmıyoruz. Şimdi ben size hemen oyunu anlatayım. Birer tane sırayla kart çekeceksiniz. Mesela siz çektiniz ilk önce. 5 saniyeniz var. Başla dediğimiz andan itibaren 5 saniye içinde orada gördüğünüz şeyi İrem'e anlatmaya çalışacaksınız. 3 tane de yasaklı şeyiniz var. Onları söylemeden anlatmaya çalışacaksınız. İrem'e. Aynısı sizin için de geçerli. Çok heyecanlı. Aynen. Zaten anlat anlat heyecanlı oluyor. O yüzden heyecanlı olsun diye. Siz de bilmeye çalışabilirsiniz. Muhtemelen bilemeyeceksiniz çünkü. Aptallık etme. Aşk-ı Memnu. Aşk-ı Memnu geldi. Bildi hanımefendi. Buyurun. Güneydoğu'daki en ünlü tatlı. Lan oldu o dizi. Çok geçmiş çok olsun. Çok saçma. Güneydoğu'daki tatlı. Gaziantep evet. Evet. Tatlı oradaki tatlı. Ve dizi. Baklava ve dizi. Birleştir. Eski. Eski. Ya. Ha. Ama söyle aklıma geldi de. Kerem ile Aslı. Ferhat ile Şirin. Evet bir tane daha. Leyla ile Mecnun. Teşekkürler. Bitti. Vallahi helal olsun hanımefendiye. Polis, baba, dizi. Arka sokaklar. Vallahi bildi. Gördüğünüz gibi 5 saniyede oluyormuş bu iş.
Bayağı anlatamayacağım. Üç kız kardeş var. Ondan sonra bir tane erkek kardeşleri var. Bunların onlar o daha deli. Geçmiş olsun. Masumlar apartmanıydı. Ama çok üç kız kardeş var. Bir tane de erkek kardeşi var. O daha deli. Alkışlıyoruz hanımefendi. Baş belasını az önce bahsettin zaten komedi hı hı. oynamak istiyorum falan dedim de o geldi diye. Senaryoda falan dikkat ettiğin özel bir şey var mı? Yani senin baş belasını hakikaten daha önce oynadıklarından farklı bir karakterle hı. gördük. Bunu peki senaryoyu okuduğun zaman gördüğün şey böyle bir şey istiyor daha diye okum, mi? Daha okumadan başlıyorum ben zaten ha. istek sıralamama. Ha. Şöyle kadını güçlü görmek istiyorum. Hı. Yani böyle... Şimdi bunu böyle söylüyorum ama sonra çok yanlış anlaşılıyor ama çok açık ve net anlatacağım bunu. Çünkü bu böyle ilerlemiyor sonrasında işte az önce dediğim şeyler devreye giriyor. Üç bölüm okuyorsun, harika, işte çok güzel bir kadın karakteri kuruluyor. Sonrasında o yine eski sisteme geri dönüyor ve bir bakmışsın sen erkeğin peşinde ya da erkek senin peşinde seni kurtaran kısım haline geliyor. Ama aslında senin istediğin tam olarak bu değil. Güçlü kadın görmek istiyorum gerçekten. Çünkü hep şunu anlatmaya çalışıyorum. Bence buradaki kadınların hepsi tırnaklarıyla bir yere geliyor. Biz çoğu şeyde gerçekten hiç kimseye ihtiyaç duymadan bir şeyleri yapabiliyoruz. Abi niye dizide yapamıyorum? Dizide niye çivi çakarken bile bir adam ben parmağımı sakatladım çok affedersin bana yardım eder misin gibi bir konuya dönüyor. Yük görmek istemiyorum o yüzden buna çok dikkat etmeye çalışıyorum. Şeyde baş belası da İpek de aşırı akıllı bir kadındı. Psikoloji okumuş, Sherlock Holmes gibi bir kafası var ama... Enteresan bir şekilde bir sosyetenin içinde büyümüş. O yüzden hani böyle topuklu ayakkabıları, çantası ve asla karakolda nasıl giyinmesi gerektiğini bilmediği bir kıyafeti vardı. Ve çok hoşuma gitmişti bu harmanlanan şekil. Ve bence de öyleydi. O yüzden onu kabul ettim. Ama işin başlangıcında gerçekten buraya bakıyorum. O an istediğim şeyin karşılığında bir şey geliyorsa işte dedim ya atıyorum işte. Biraz komedi bir şey yapmak istiyorum. İpek'in de benzer şey... Ya, bence bizim benzer yanlarımız vardı işte. Heyecanlandığımız zaman aşırı hızlı konuşmak. Arkadaşlarıma karşı bakış açım. Ben de bazen Sherlock Holmes'lük yaparım. Hmm. Belirli şeylerde. Mesela nelerde? O da bana kalsın arada. nelerde acaba? Kalsın tamam mı? Şey yani ne bileyim. Manitacılıkta mı? Bazen yani o küçük işte mesajlara bakmam ama işte... Ama Twitter'da neyi favladığına bakarsın. Yok asla haşa öyle şeyler asla yapmam. Ne abi ama cüzdanını işte mı karıştırıyorsun ne kaldı? Dedin ki bana diyelim İremciğim ben şuraya gidiyorum. Ha, ben de okey dedim. Oranın gizli kamerası falan. Asla. Kim gidiyorsunuz? Bak burada çok net ve dürüst olmak isterim. Bilmem dedin işte atıyorum 4 tane erkek ismi söyledim. Hı. Gittiğin yerin yakınında olabilecek bütün Instagram hesaplarındaki o şeyleri incelerim. O kameranın şey aman o şey neden ona çekilen bütün videolarda bulurum. İşaretlerim. Hayır kendi hesabımdan. Hayır abi. Öyle de şeyim ben fake hesap kullanmıyorum. Kendi hesabımdan sana her şeyi yapıyorum. Olsun. Evet. Bulurum. Ha. Böyle onun screenshot'ını alırım. Siz neredesiniz? Niye orada onlar var? Tam bir Sherlock Holmes bence. Aynen. Bir bak pembe küçük haplar var. Pis şeylerle uğraşıyorum. Ben de var ama galiba burada kalmamış. Pembe küçük haplar. Onlardan ben sana vereceğim kardeşim. Kırarız onu yarım yarım. Yarım yarım mı? Sen kullanacak mısın? Ben zaten kullanıyorum. Ha tamam. Var mı kullanan aranızda? Biz bütün ekip kullanıyoruz. Öyle bir kısım öyle şeyler yapıyorum. Çok güzel. Allah sabır çünkü versin. Çünkü dürüstlük beklerim. Dürüstlük ama bunu yapmamın da demek ki bir sebebi vardır. Ben kolay aynen. kolay bu hale gelmem. Bir şey yapmışsındır. Bunun üstüne ben yaparım. Ben yapmışım. Benim ağzıma sıçtığını gördüm. Senin üstünden örnek veriyorum. Aynen. Neden bunu böyle şu anda... Doğru. İsim mi vereyim şimdi? Versen burada? Aslında ne yangın çıkar biliyor musun? Kendi hayatında da psikolojiyi seviyormuşsun. Öyle bir yerlerde de söylemişsin zaten. Çalıştığın zaman çok kullandığın bir mekanizma mıdır? Şöyle ben bizim aslında yaptığımız işin birazcık orayla ilişikli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bize bir karakter veriliyor ama belli bir yerden sonrası veriyor. İşte atıyorum ya da işte karakter özellikleri diye bir şey daha oluyor. İşte başlangıcında. Bazen o karakter analizleri çok detaylı oluyor. Bazen çok detaysız oluyor. Detaylı da olsa, detaysız da olsa ben ne yapacağımı çok emin olmadığım için bir psikologla onun şeyini ona da senaryoyu gönderiyorum. Hmm. Onunla beraber ben bunu düşündüm.
sen ne düşünüyorsun deyip aralarını doldurmaya çalışıyoruz. Sence bu karakter bunu neden yapmıştır? Ya da bu kişiyle nasıl bir ilişkisi olması gerekiyor? Bu buna davrandığı gibi ona da davranır mı? Ya da hani işte cevapları nasıl değişir? Yani aslında hayatımızda da böyleyiz ya işte. Seninle çok samimiysem sana samimi bir yerden davranırım ama samimi olmadığım birine öyle davranamam ya da sevmediğim birine karşı öyle davranamam. Şu orada biraz müdahale ettirip işte şeyleri bulmaya çalışıyorum. Doğru konumlandırmaya çalışıyorum etrafındaki insanları. İşine yarıyor galiba. Yarıyor. Tekrar, bence çok yarıyor. Çünkü hem bu sefer karakteri gerçekten boşluk yaratmamış oluyorsun. Eda Hanım mali müşavir, biliyoruz başından beri bizimle. Üstelik Ardabili, Demirci Köyü'nden bizimle. Derecik. Derecik, ne demirci? Sağa bir saçmalama. Var. Sizi bekliyoruz. Tamam, anlıyorum o zaman. Lütfen. Ellerim bomboş, tepemde yaşlı. Neydi lan? Ellerim bomboş. İstediğini içebilirsin. Çok hızlı olmadım mı yalnız? Eda Hanım'ı kutluyoruz. Gerçekten jilet gibi hımladınız. Çok sağ olun. Buyurun. Hangisinden içmek istersin? Prenses'in gözyaşını ben içeyim. Gözyaşından içiyor. Evet, bakıyoruz. Oo. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Siz kimsiniz? Ben Meltem. Meltem Hanım, siz ne iş yapıyorsunuz? Ümün yöneticisiyim ben. Ümmüğünü sıkıyorum. El alemi. Ümük yöneticisi. Ümün yöneticisi. Ürün yöneticisi, evet. Ürün yöneticisi. Ürün, hangi ürünü yönetiyorsunuz? Çok uzun bir hikaye o. He, sanayi tipi ürünler. Daha şey bir zaman, uzun bir zaman. Anladım, daha vakitlice konuşalım. Biz sık sık bir araya geliriz zaten. Meltem Hanımlarla. Buyurun, sizin hımlamanızı o zaman dinliyoruz. Hatırla sevgili. Yapamazsın bunu. Anlaştın değil mi benden önce? Yok. Ama yani o şarkı, şöyle hımlanan tek bir şarkı var. Hatırla sevgili, böyle hımladı. Bu ilk defa gelmedi değil mi? Ne? Hatırla sevgili, demek ki buna çok hakimsin. Yani ilk kez hatırla sevgili söyleniyor, biz dışarıda ben böyle söylüyoruz. Ben duyamıyorum bence ya. Aynen, bence de duyamıyorsun. Biraz sesini. Maalesef, hangisinden içmek istersen. Hiçbiri hafifmiş gibi gelmiyor. Yok ya, hepsi hafif zaten. Ne, seyrelttiniz mi? Afiyet olsun. Çok güzel oldu İrem Hanım. Merhabalar. Merhabalar. Bir ışığınız ağzınıza girsin inşallah. Onu bekliyorum. Ha. Evet, girdi. İsminiz neydi? İsmail Bey. İsmail Bey. Hangi okulda okuyordunuz? Yeditepe'deyim ben. Yeditepe'de. Siz estetik cerrah olacaksınız. İnşallah. Bakalım. İnşallah. Biz de öyle umut bırakmazsam ediyoruz. Bırakmazsam olurum. Aa. Öyle bir ihtimal mi var? Bilmiyorum. Yani bildiğiniz şeylerden konuşuyor. Ne biliyorsunuz onu sorayım. Kaçtasınız şu an? Kaçıncı? Dördüncü sınıftayım. Dört. Oh, gayet iyi. Daha var zaten. Üç sene daha var. Yarısı bitti. Hadi bakalım inşallah güzel bir sonuç alırsınız diye dede cümlesiyle. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Çok rica ediyorum. Bize o zaman hadi hımlayın. Tamam. Gel kaç sarışınım gel. Gel sana aşkım. Bravo İsmail Bey. Çok teşekkürler. Diyoruz. İçer misin? Müthiş bildirdiniz. Hangisine içeyim? Ona sen karar ver. Aa. Yemin ediyorum yolunu biliyorum gerçekten. Yolunu biliyor musun? Ha. Soluk burnumun bütün her şeyi. Sen yolunu biliyorsun. Beni şimdi konuştun. Çok uzun ya bir de mesafe uzun. Aa, o yüzden içelim. Çok mu atıyorsun şu an sen? Ne içeyim? Arkadaşlar. Yani arkadaşlar şunu hatırlatmak isterim. Ben 4 senedir balzamik içiyorum. Bu benim için cennettir. Merhaba ben Sıla. Sıla Hanım. Öğrenciyim. Siz nerede öğrencisiniz? Kadir Has Üniversitesi'nde. Kadir Has Üniversitesi, bütün üniversitede. Evet, bütün üniversitede. Her bölümü okuyorsunuz, her bölümü size okuyorum. Helal olsun. Aynen. Ne okuyorsunuz? Tiyatro okuyorum. Ya! Evet. Allah sabır versin. Kaçıncısınız? Teşekkür ederim. 3 oldum. Ya, tebrik evet. ederim. Artık yani, şey... İkisi tabii online, yani ne kadar oldu. İlk ikisini online mı geçirdin? Ay. Çok fena. Berbattı değil mi? Çok kötü. Neyse ama okulda güzel. Yani evet.
Evet. Okulda güzel. Deniz görüyor falan. Evet, bunlar aynen. Hoş şeyler. Yani arkadaşınız da mı? Güzel. Yok, o mimar. Ya mimarlık okuyorsunuz. Hayalim ve gerçek hayatım fark ettin mi? Yan evet. yana oturuyorlar. Gördün mü? İkiniz bir İrem ile Bacı oldu. İkisi de mi kovadınız? Evet, ikimiz de kovayız. İkisi de kovadınız. Gördün mü? Aynen. Senler şu an. Evet, sen. Gördün mü? İnanılmaz. E buyurun o zaman Sıla Hanım, sizi dinliyoruz. Zormuş ya. Gel, vere vere vere. Kenan Doğulu işte ya. Ya anlamadım. O biraz havalı söyledi. Kusura bakmayın, ben biraz şey... Kusura bakmayın, benim biraz kafam olmuş. Ben yoksa fazla kaçırmış olabilirim. Kenan Bey'i burada saygıyla anıyorum. Ben içerim, bana getir diyen soran Sıla Hanım'a armağan ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sıla Hanım'a uçarak götürün onu. Sonuçta onun sorusu kaybettirdi. İçebilirsiniz. Afiyet bal şeker olsun. Alkışlıyoruz Sıla Hanım'a. Merhaba, adım Merhaba. Sena. Sena Hanım, siz ne yapıyorsunuz? Eczacıyım ben. Aa, ne güzel. Eczaneniz mi var? Aynen. Aa, nerede? Esenyurt'ta. Esenyurt'ta. Kız bazı ilaçları bulamıyoruz. Olur öyle. Olur öyle mi? Biz yardımcı bazıları olalım değil oluyor, miydi o? Bazıları olmuyor. Aynen peki. Olmak istemiyor. Abi ben o fark ettim, uzatmıyorum kalbim. Neyi olmak istemiyor ya? Yardımcı olmak istemediğinizi. Olurum olurum. Duymamış demek ki o yüzden. Duymamış evet. Ne kadardır eczacısınız? İşte aile mesleği mezun mi? Mezun oldum. Yok yok. Bir sene bir eczanede çalışmamız gerekiyor eczane açmak için. Ha. Bir sene çalıştım. Şimdi işte 2,5 ay oldu. Yeni yani. Aa, hayırlı olsun. Olsun. Aynen, teşekkür ederim sağ olun. O zaman okey. Alalım sizin tamam, şarkınızı. Tamam, başlıyorum. Peki birazcık yoruldum. Yoruyorum. Ya ben zaten bildim şarkıyı ama. Hadi ay, geç kaldım. Allah kahretsin. Tertemiz, hiç eğlenceli değil. Gerçekten. Ben çok eğlenecektiniz şu anda. İrem'e çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim hepinize. Ağzına sağlık, gerçekten çok eğlenceliydi. Ay çok bir... teşekkür ederim. Öpeceğim. Öpeceğim ya. Öpeceğim ya. Ben buradan. İyi akşamlar. Buyurun.